Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nihayet Hamster Combat listelenecek ayın 26'sında listelenecek ve güzel haber Binance'e de geldi. Zaten bu bir sürpriz olmadı çünkü 300 milyon kullanıcısı ve neredeyse bunların 80 milyonu aktif. Net bir şekilde Hamster Combat blockchain'deki en çok en büyük topluluğa sahip proje oldu ve birçok kişi ilk defa kripto paraları girecek. ilk defa kripto para alacak, satacak. Buna da Binance'in dahil olması çok güzel. Ben bu videoda hem hamster kombat airdropundan hem de launchpool'un detaylarından bahsediyor olacağım. Launchpool'un olması ne demek arkadaşlar? Dogstar'ı gördük. Dox bile 1 milyar dolar değerlemelere ulaştı. Ben hamster kombat'tan hem dox'tan hem notcoin'den hem işte pixel tap'ten vesaire çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Notcoin'den airdropundan işte o zamanlar ortalama 50 ile 150 dolar hatta çok kasanlar 500-600 dolara çıktı da ortalama olarak 50 ile 150 dolar arasında kazanıldı. Dogs'ta işte 30 ile 80-90 dolar arasında kazanıldı. Hamster'a çok daha fazla emek verdik ama Hamster'da çok daha fazla da para var bunu söyleyeyim. Çünkü oyunlar yaptılar, oyunlardan anlaşmalardan iyi para kazandılar. Bunu da değerli e, değerlendireceklerdir. Ben bu yüzden 1 milyar doları geçmiş, 1,5 milyar dolara gelmiş Notcoin, e, işte 1 milyar dolara gelmiş DOX işte 500'lerde şu an çok daha fazla bir hype hak ettiğini düşünüyorum. Yapacak yapmayacak demiyorum ancak potansiyel olarak 2 milyar dolarları görme 2, 2 3 milyon dolarları milyar dolarları bile görebilecek bir hamsterdan bahsediyoruz bence değerli. Airdrop ne kadar para verir arkadaşlar? Airdrop'unun ne kadar para getireceği soru işareti. Burada kriterleri nasıl belirleyecekler? Tabana mı yayacaklar ki ben tabana yayacaklarını düşünüyorum. Bu bizim gibi daha fazla emek verenler için kötü haber. Hani birçok kişi yeni kripto para hesabı açsın, e, olaya dahil olsun diye bence bir tık böyle e, yayacaklar. Yayarlarsa bu ne demek olur? Bize de daha az pay düşebilir. Ya da çok ses getirmesi için. Umarım uyduruyorum. Minimum 2 milyon biriktirenler, saatli kazancı 2 milyon olanlar diyebilirler. Kriterler hakkında şu an hiçbir bilgi yok. Sadece söylentiler var. Ama öyle bir şey olursa bu hamster kompatın daha fazla değer sağlayacağını gösteriyor. Dox'ta ve Notcoin'de daha fazla e, airdrop kısmı vardı. Burada %75'e ayrılmış. E, yine iyi, yine yüksek. Yani bazı kişiler burada para kazanacak, net. E, ee, bununla da devam etmek lazım. Mesela Ayhan Kayan Twitter hesabında Cats'i paylaştım arkadaşlar. Cats'e basitçe girebilirsiniz. Maksimum 10-15 dakikanızı ayırıp belki 30-40 dolar kazanacaksınız. Biliyorsunuz ben halka arıza ile ilgili de Twitter'da paylaşım yapıyorum. İşte geçen Cem Özata'dan e, 700 lira kazandık. İşte e, Cem Zeytin'den 6-7 bin lira kazandık. İşte ne bileyim Hamster'dan belki 50-60 dolar 100 dolar kazanacağız. İşte bu Cats'ten Belki 40-50 dolar kazanacağız. Piyasa kötüyken bunları biriktirmekte fayda var. E, el Taş attınız, eliniz yorulmaz. E, Twitter'a gelip bu Ayhan Kayan e, 14 hesabında sonunda paylaştım. Son 2-3 tweet arkaya gelirsiniz görürsünüz. Kets'e de bakabilirsiniz. Onun da Binance'de listelenme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Genel yatırımlardan bahsediyorum Ayhan Kayan 14 hesabını. Ve gelelim Launchpool'a. Launchpool'un olması bizim için çok çok iyi haber. Hem hamster'dan da para kazanabileceksiniz yani hamster havuzu da olacak bu önemli. Çünkü genel olarak biz neyi gördük hem dox'da hem notcoin'de airdrop baskısı olduktan sonra coin'lerin yükseldiğini gördük. Ya benim kafam hiç karışmasın ben elimdeki coin'leri alacağım, ee, koyacağım ve bana pasif gelir elde etsin derseniz bunu da kullanabilirsiniz. Binance üyeliğiniz yoksa videonun altına bırakırım ya da işte üyelik yazın yorum yapın hemen size atmış olayım. Ee, ne zaman başlayacak arkadaşlar? Farming listelemeden önce başlayacak. pardon listelemeden sonra başlayacak. E, ee, 23'ünde mi listelenecekti? Yanlış söylemiyorum değil mi? Bir dakika. Pardon 26'sında listelenecek. Farming 23'ünde başlayacak arkadaşlar. 3 gün sürecek. Toplam %3, 3 milyar adete ayrılmış. Ee, 100 milyar adet hamster var tahminimce bunun %80'i pardon %90'ından fazlası ilk sirkülasyonda olacaktır diye düşünüyorum. Onunla ilgili net bir bilgi verilmemiş. Bu arada ton ekosisteminde e, pozitif olduğunu söylememde fayda var. Buna da ayrıca bir videoda ya da Twitter'da değinirim arkadaşlar. Ezan okunuyor. Arkadan ezan sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Notcoin ile ilgili fiyat analizi birazcık large. Dediğim gibi ben ee, başta negatif olduktan sonra pozitife giden bir e, fiyatlama da olabileceğini düşünüyorum. Hatta şunu birazcık daha geniş tutayım. 0.002 dolar ile 0.0007 dolar arasında bir fiyat bekliyorum arkadaşlar. Yani gidip başka borsalarda, önceki listelemelerde bunu da çok üstü dalım yapmayın. Bunun mağdurları çok oldu. Şimdi BNB başına günde 850 milyon adet hamster dağıtılacak. Bu da bir BNB ile bir günde 50 hamster, 50 55 hamster alabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da günde 0.01 dolar civarı tabii ki de dediğim gibi bir kar ediyor. Yani diğer launch pullları göre çok düşük bir kar olduğunu söyleyebilirim. O yüzden BNB tutarken hamster'dan da para gelecek gibi bir e, temel analize gitmenize gerek yok. Yani burada e, buna çok bağımlı hareket etmenize gerek yok. E, bakın bu kısım önemli bizim için. E, burada süper ön kısmı var. Bu süper örnü ben kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Bu da fiyatı da tutabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Süper örnü de değerlendirebilirsiniz. E, son yapılan güncelleme ile beraber zaten örne koyduğunuz flexible ya da esnek şekilde ya da kilitli şekilde koyduğunuz BNB'ler de bu Launchpool'a dahil olmuş olacak arkadaşlar. O yüzden hani e, direkt kitleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. FDUSD ile de katılabilirsiniz. Eğer zaten elinizde FDUSD varsa FDUSD'yi 1 dolardan fazlaya almanızı da önermem. E, hayırlı uğurlu olsun. E, bu fırsatlar devam edecek. Şu an kripto paralarda biliyorsunuz ki ben 2024 yılında 30 bin dolardan fazla kazandım. E, airdroplardan. Bunun da devamı gelecek. Bir tık daha aktif olmaya da çalışacağım. Çünkü şu an masraflar da daha ucuz. Ayhan Kayın 14 hesabından paylaşmaya da devam edeceğim. Hani yavaş yavaş kripto sözünü açıyorum. Bitcoin içinde olumlu olduğumu söylememde fayda var. Yani Bitcoin içinde ben şu fiyatlardan sonra daha yukarı bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de geçmiş tweetlerimde analiz zaten paylaştım. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakınız.